Arkadaşlarımızın çok değerli yöneticileri, ilçe başkanımız, milletvekili adaylarımız, İMAT, OSİM, İleri, İktidar, Kamu, Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri, çok değerli esnaf kardeşlerimiz, kıymetli iş insanlarımız, kıymetli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, hepimize en kalbi duygularımla sevgiyle, hasretle ve muhabbetle selamlıyorum. Sonuna yaklaştığımız Ramazan-ı Şerif'i milletimizle birlikte tüm iş dünyamız için, tüm iş insanlarımız için hayırlar vesile olmasını diliyorum. Başkentimizin farklı noktalarında, İmat'ta, İvedik'te, Ostin'de, emeğiyle, alın teriyle Ankara'ya değer katan siz değerli Ankaralı esnaf ve iş insanlarımızla beraber olmaktan bahtiyarım diyor. Sözlerin başında her zaman iş dünyamızın ve çalışanlarımızın yanında olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sizlere en kalbi selamlarını ve muhabbetlerini veriyor. Geçtiğimiz 20 yılda milletimizden aldığımız güçle hemen her alanda hamdolsun çok büyük işler başardık. Hep birlikte. Biz bu 20 yılda aşkla yürüyerek her türlü davetliğe rağmen inatla, ısrarla koşarak ülkemizi hedeflerine ulaştık, milletimizi hayallerine kavuştuk. Bir yandan darbe girişimlerine, vesayete, antidemokratik kalkışmalara meydan okudu. Bir yandan küresel krizlere rağmen, salgına, doğal afetlere rağmen her şeyde bütün bunlara mücadele etti. Bir yandan Gazi Mustafa Kemal'le de hüküm kurmuş olduğu Cumhuriyetimizin kazanımlarını düşündü. Diğer yandan Adnan Menderes'in bundan tam 73 yıl önce yeter söz milletindir diye başladığı demokrasi mücadelesine göre. Bu 20 yılı el bebek, gül bebek geçirdik. Dikenli bir yolda yürüdük, zorlu, çetin bir yolculuk geçirdik. Ama zorluklar var diye, tehditler var diye de ceketimizi alıp çıkmadık. Zorlukları bahaneleri milletimizin gücünü sürdürdü. Yılmadık, yorulmadık, bıkmadık, usanmadık. Demokrasimizi gökleştirdik, milli iradeyi güçlendirdik, ulusal güvenliğimizi temsil. Ekonomiyi ülkeye bir refahı kalana yayarak aynı anda hem işçinin hem işverenin hem sanayicinin hem esnafın hem çiftçinin hem de memurun iktidara olabilen yegane, hepsinin iktidarı olabilen yegane anlayıştı. Bayramımızı yere düşürmeden şerefle davranıyor. 20 yılı karnemiz Cumhuriyet tarihimizin en parlak karnelerinden. Biz onun için diyoruz. 80 yılda yapılan işlerden çok daha fazlası 20 yılda başarılı. Zaten böyle olmasaydı Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 17 yılda girdiğimiz 14 seçimi kazanabilir miyiz? Mümkün değil. Başarının sırrı nerede biliyor musunuz? Takdiri ve alkışı, icazeti ve onayı milletten alabilmektir başarımızın. Öyle başkaları gibi Avrupa'sından, Amerika'sından, Kandil'den, Pensilvanya'dan değil. Bu ülkenin öz adaylarından takdir alabilmektir. Sizlerden takdir alabilmektir başarımız.
Ardına vesayetçi güçleri almak değil, ardına milleti alabilmektir başarımızı. İşte bu akşam burada olduğu gibi esnafımızı, sanayicimizi, işçimizi, işverenimizi, genciyle yaşlısıyla her yaştan insanımızı bu başarıya ortak edebilmek bir başarımızı. Değerli kardeşim, ekonomide küresel krizlere, salgına ve Rusya, Ukrayna gibi bölgemizdeki istikrarsızlıklara rağmen Türkiye'yi büyütmeye devam ediyoruz. İhracatta turizmde her yıl hamdolsun yeni bir rekor koşuyor. Satın alma gücü paritesine göre Türkiye'yi dünyanın en büyük 11. Avrupa'nın 4. büyük ekonomisi konumuna çıkardı. İnşallah yer alanlarında bu tek başarı.